Bugün 30 Ocak Pazar. En yüksek hava sıcaklığının 6 derece olacağı güneşli İstanbul'dan hepinize sağlık dileyerek artı hafta sonuna başlıyoruz efendim. İkinci bölümde konuğumuz olacak inşaat mühendisi Şakir Sinan Güngör bizlerle birlikte olacak ve hem kentsel dönüşümün depreme dayanıklı evler yapılıyor mu yapılmıyor mu planlamanın neresindeyiz AKP iktidarı boyunca 99 yılındaki büyük depremden 3 yıl sonra iktidara geldi ve aradan 20 yıl geçti bakalım neredeymişiz onu bir uzmandan dinleyelim fakat ikinci bölümde önce gazetelerle ve bir günle başlayalım başlıkları spotları zamanımız kalırsa köşe yazılarından da aktaralım. Manşet memleketi kuşatma genelgesi. Baskıyı iyice artıran rejim milli manevi değerleri koruma adı altında ülkeyi susturmayı amaçlıyor. Tek adam rejimi mevcut baskı ve sansürün dozajını daha da artıran yeni bir genelgeye imza attı. Daha önce sosyal medya düzenlemesi başta olmak üzere çok sayıda tepki çeken düzenlemeyi hayata geçiren iktidar bu kez de basın ve yayın faaliyetleri genelgesini yürürlüğe soktu gerekçe toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen televizyon programlarının toplum üzerindeki etkilerini bertaraf etmek. Açlık, yoksulluk ve ekonomik kriz gün be gün derinleşirken saray rejiminin milli ve manevi değerler adına hayata geçirdiği düzenleme toplumu susturmaya yönelik bir hamle. Ülkeyi her alanda iflasa sürükleyen iktidar seçime doğru yol alınırken Medyayı nefes alamaz hale getirerek kendi yağma ve talan düzeninin yanlışlarını görünmez hale getirme niyetinde. Düzenlemeye her kesimden büyük tepki geldi. Hiç gazetelere susturmuşsun, kapatmışsın. Televizyona para cezası, kapatma cezası hiç önemli değil. Dün ne diyordu Yılmaz Özdil yazısında? 240 milyon tirajlı bir gazete var ki susturmanız mümkün değil. Bunlar elektrik, gaz, su faturaları zaten eve geliyor ve 80 milyon 3 ile çarptığın zaman faturaları 240 milyon gazete eve geliyor. Adam geçen yıl ödediği 150 lira yerinde 450 lira görünce sen istediğin kadar gazeteyi, televizyonu sustur. Adın sansürcü ve lanetle anılan rejim olarak geçer tarihe. Otel, otoriterlikten totaliter rejime geçiş girişimi. Bu girişime bakalım ne diyorlar. Akademisyen Fatih Yaşlı. Rejimin karakterini gösteren genelge rıza üretemeyen iktidarın baskıyı artıracağının işareti. Doçent doktor Burak Job, toplumu bir kalıptan geçirme çabasının ileri bir örneğiyle karşı karşıyayız. Totaliter rejime geçişin göstergesi. Gazeteci Faruk Bildirici, Erdoğan medyaya karşı o hal ilan etti. Rütük üyesi Okan Konural, hukuka aykırı genelge. Hemen sağda ikiye bölmüşler manşeti. Saray rejimi bakan öğüttü. Saray rejimine ne bakan ne bürokrat dayanıyor. Bu kez de Adalet Bakanı Gül ve İstatistik Kurumu Başkanı Dinçer gitti. Yeni sisteme geçişle birlikte yedi bakan değişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Pelikan çetesiyle arasının bozuk olduğu söylenen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden ayrıldı. Yerine Selefi Bekir Özbozdağ Öz atandı. Böylece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 2018'den bu yana kararnamelerle tam 7 bakan değiştirilmiş oldu. Gül birlikte İstatistik Kurumu Başkanı Dinçer de görevden alındı. Enflasyon ve işsizlik rakamlarını gizlemek için özel çaba gösteren TÜİK'in başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı. Böylece bir yılda 3 başkan değişmiş oldu. Dinçer görüşmek için kuruma gelen Kılıçdaroğlu'nu içeri almamıştı dönüyor, dolaşıyor. Ne oluyor? Siz de kafasını bozunca sizi de harcayı veriyor. Onun için hiç böyle ana muhalefet liderini içeri almayayım, muhalefete cevap vermeyeyim falan demenin bir faydası olmadığını görüyorsunuz. Sayın genel müdürler, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları. Hemen altında Bozdağ Soylu ikilisi devrede. Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı yapılması basit bir atama değil. Gül'ün yerine Bozdağ'ın gelmesi seçime kadar ülkenin nasıl yönetileceğine dair mesajı net bir şekilde vermiş oldu. Erdoğan ve Bahçeli'nin izlediği sert siyasal çizginin en önemli temsilcisi Soylu olarak görünüyordu. Bozdağ'ın atamasıyla bu sert siyaseti sahada uygulayacak ikili de tamamlanmış oldu. Yeni tandem artık Bozdağ Soylu ikilisi. Asgari ücret faturaya gitti. Enerji zamları nedeniyle vatandaşın 565 lirası eridi. CHP'nin hazırladığı asgari ücret ve zam çalışmasına göre ilk asgari ücretler henüz alınmadan artış miktarının %43'ü şirketlere gitti. Yoksulluk çocukların okumasına da engel. İzmir'de yoksulluk 61 öğrencinin eğitim hakkını elinden aldı. Roman yurttaşlarının oturduğu Emir Sultan Mahallesi'nde bulunan Barbaros Hayrettin Ortaokulu'na kayıtlı 11-14 yaşları arasındaki 61 öğrencinin aylardır okula gitmediğine ilişkin devamsızlık tebligatları muhtarlığa ulaştı. Muhtar Hüseyin Heptepe kayıtlı 550 öğrenciden 61'i okula gitmedi dedi. Ücretli eğitime isyan gördüğünüz büyük fotoğraf. Pankart taşıyorlar Fransızca. Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri Cumhurbaşkanı Macron'un üniversitelerde sistemsel bir değişikliğe gidileceği açıklamaları nedeniyle sokağa çıktı. Macron'un yüksek öğretimin ücretli olmasını savunmasına karşı bir araya gelen öğrenciler özel finansmana dayalı bir sistem toplumun bir kesiminin üniversiteden uzak tutulmasına neden olacak dedi. Kuryelerin grev dalgası. Trendyol kuryelerinin yaktığı direniş ateşi diğer firmalara da yayıldı. Hepsi Jet ve Scotty çalışanları dün ücretlerine yapılan enflasyon altı zamlara, enflasyon altı zamlara et, e, itiraz ederek iş bırakma eylemi başlattı. Kuryeler araç bakım ve benzin masraflarının katlandığı yapılan zamların yeterli olmadığını belirtiyor. BBC grevinde kazanım. BBC İstanbul bürosunda çalışan gazeteciler %10 zam teklifine karşı çıktıkları grevi 15. gününde kazanımla bitirdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda örgütlü gazetecilerin ücretlerine %32 zam yapıldı. Böylece 13 yıl aranın ardından bir basın grevi kazanımla sonuçlandı. Moskova Pekin'e ne kadar güvenebilir? Çin yalnızca Rusya değil dünyanın geri kalanı için de belirsizlikler taşıyor. Ama Rusya için Çin çok önemli çünkü uzun bir sınıra sahip bu iki ülke arasında ABD hegemonyası geriledikçe yaşanacak sorun potansiyeli oldukça fazla. ABD 2000'lerde ne Çin'in bu kadar hızlı büyüyeceğini ve bunu stratejik bir kazanma çevireceğini ne de Rusya'nın bu ölçüde Çin'e yanaşacağını hesap edebildi. ABD dikkatini Çin'e yoğunlaştırmaya çalışırken kendisini Rusya'yla daha fazla uğraşır buldu. İlhan Uzgelin okunmaya değer yazısı 13. sayfada ilgililere duyurulur. Gelelim evrensele. Tek adam tek ses. Erdoğan'ın tek imzasıyla yine görevden almalar yaşandı. Medyaya adeta gözdağı verilerek sansür manifestosu, manifestosu yayımlandı. Bu adeta fazla. Gözdağı vererek adeta gibi demek. E gözdağını veriyor zaten. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan imzasıyla medya faaliyetlerine yaptırım genelgesi yayımlandı. Genelgede bazı yayınlar toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı adım atılacağı ifadeleri yer alırken bu göz daha büyük tepki çekti. Medyaya ablukanın büyüyeceği yorumları yapıldı. Yani ne demek Tem, temel değerlere aykırı? Senin temel değerlerin başbakanken Konuttan bakıyordum Dolmabahçe'deki çalışma ofisinden. Beşiktaş'da vapurdan inen kızların eteklerini görünce utanç duyuyorum diyen senin değerlerin o. Ama benimki öyle değil. Ayşen'inki başka, Fatma'nınki, İbrahim'in, Mahmut'unki başka ne olacak? Kimin değerleri değerli şimdi? Seninki mi benimki mi? Emep'ten kadınlara çağrı. Eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşamı kazanacağız. Emek Partisi'nin açıkladığı bağımsız, demokratik bir ülke ve insanca yaşam bildirgesini kadınlar açısından değerlendiren Emep Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, kadınların içine hapsedildiği cendereden kurtulmasının yolunun halk ittifakında bir parçası olmasından geçtiğine değindi. Gürkan, "Eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşamı birlikte kazanacağız. Kadınlar kazanacak." dedi. 24 taksite bölünen ceza çok görüldü. Öğretmen İbrahim Kılıç, Kızıltepe'de 2012 yılında polisin kalabalığa müdahalesi sırasında ensesinden vurularak öldürüldü. Kılıç'ın faili olan polis memuru İbrahim Kıdık'a verilen 24 taksitle ödemeli 10.100 lira para cezası hukuka aykırı denilerek iptal edildi. Kıdık beraat etti. Enflasyon altı sözleşme öfkesi. Özçelik işin MMK Metalurji'de imzaladığı %23 ücret zammını içeren sözleşme işçilerin öfkesini arttırdı. Bir işçi bizim burası çok büyük, herkeste bir tepki, hoşnutsuzluk var ama harekete geçen yok ifadeleri kullandı. Bizim burası çok büyük, herkeste bir tepki, hoşnutsuzluk var. Bir yanlış bir cümle olmuş. Adamın ağzından öyle çıkması mümkün ama editörün düzeltmesi lazım. Cengiz Argüç ve arkadaşları anıldı. Dersin Mazgirt'te 27 Ocak 1994'te girdikleri çatışmada yaşamlarını yitiren Cengiz Argüç, Erdal Eroğlu, Hüseyin Boral, Yürsel Dursun, Hasan Akdoğan ve Deniz Acar ölümlerinin 28. yılında Adana'da yoldaşları tarafından anıldı. Salgında koca umursamazlık, koca tırnak içinde görüyorsunuz en alttaki yatık başlık, yedi sütun. Vaka sayıları her geçen gün rekor kırarak 100 bine dayanırken 56 gün sonra Covid kaynaklı ölümler de 200'ü aştı. Bu verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca'nın virüs eski gücünde değil endişeye mahal yok açıklamasıysa umursamazlığın da zirve yaptığını gösterdi. Bu akıl almaz açıklamanın biz artık salgınla ilgilenmiyoruz anlamına geldiğini belirten Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten salgına karşı tedbir alınmadığı gibi yanlış ve bilimsel olmayan açıklamalarla vatandaşı da yanlışa sürüklüyorlar diyerek bakanın istifasını istedi. Bakalım arka sayfada ne var? Ölüm vadilerinde gezerken çevre haberi yine bir nükleer santral bacası. Gelelim yeni yaşama. Dikiş tutturamıyorlar. Yine aynı konuda. Yine istifalar, yine yerine atamalar. İstifa da değil aslında. Sen çekildiğince emreder. Geldiğince emredersiniz. Otur deyince oturuyor, kalk deyince kalkıyor. İnali, inali. Her alanda çöküşü yaşayan iktidara bakan ve bürokrat dayanmıyor. Adalet yok, bakan çok. Tecritten hasta tutsaklara ve gazeteci kıyımına dek karnesi kırıklarla dolu olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erdoğan'dan affını isterken Gül'ün yerine gelen eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın o hal zulmünden çocuk tedavüzlerini aklamaya ve Öcalan'a tecrit konusunda iki yüzlü davranmaya kadar uzun bir sabıka listesi var. Ekonomik krizden çıkışın çaresini kurmaylarını değiştirmekte bulan Erdoğan'ın talimatıyla dün görevden affedilenlerden biri de affedilenler tırnak içinde tabi. Enflasyon tartışmalarının odağında olan TÜİK Başkanı Sayit Erdal Dinçer oldu. Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı. 2019'dan bu yana 5. Başkan olan Dinçer, Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner'in damadı. Bilal'in arkadaşı ATK Başkanı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 7 yıldır başkan yardımcılığı görevini yürüten ve ilim Yayma Vakfı yöneticisi olan Hızır Aslı Yüksek atandı. Ya ilim yayıyor, öyle bir ilim yayıyorlar ki medya yasayla ilim yayacaklar. Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu ilim Yayma Vakfı'nın kurucu üyesi olan Aslı Yüksek, adli tıpçı bile olmadığı halde zaten hasta tutsaklar konusunda korkunç kararları tartışılan adli tıp kurumunu yönetecek. Esas hedefimiz Geniş Demokrasi İttifakı. Sür manşette. kim söylüyor? HDP eş genel başkanı Mithat Sancar. Yeni Yaşama Özel. Demokrasi İttifakını sadece seçimlere yönelik bir siyaset olarak değil, bir mücadele ortaklığı olarak ele alıyoruz. Sol ve sosyalist güçlerle yaptığımız görüşmeler Geniş Demokratik ittifakının bir parçasıdır. 2019 yerel seçimlerinde Kürdi partilerle kurduğumuz ittifakı da genişletmek için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca Türkiye'de çeşitli inanç gruplarıyla ortak mücadele birlikteliği için de görüşmeler yürütüyoruz. Şöyle devam ediyor Mithat Sancar. Biz HDP olarak demokrasi, barış, eşit ve ortak yaşam konusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Partim adına bu sözü bir kez daha vermiş olayım. Ama kimse HDP'yi hoş tutalım, boş tutalım gibi bir anlayışla da hareket etmesin. Yani HDP iyi, güzel, tamam ama hele şurada dursun falan diyerek ne seçim kazanılır ne de yeni bir başlangıç için toplum ikna edilebilir. Şimdi hem bu ikinci cümlenin altını çiziyorum hem de ittifakı da genişletmek için görüşmelerimiz sürüyor. Bir mücadele ortaklığı. Sadece seçimlere yönelik bir siyaset değil. Türkiye'de çeşitli inanç gruplarıyla ortak mücadele birlikteliği için görüşmeler yürütüyoruz. Şimdi efendim Antalya'dan bir dostum, kadim dostum, dini bütün ilkokulda namaza başlıyor. Şu anda benim dengim işte 70'ine yakın. Hiç kaçırmadan, eğer hasta değilse sağlıklı olmasını diliyorum her zaman. Ee, diyor ki, bakın dinci demiyorum, dindar bir kişi. Diyor ki, bu iyi Parti kafayı mı yedi? Yani burada ortak, müşterek bir e, hedef var. O ne olmalı? Bu rejimin değişmesi, parlamenter sisteme dönülmesi, Tayyip Erdoğan'ın tek adamlığından kurtulunması, bir daha da tek adama yol açılmaması. Bu diyor İyi Parti kafayı mı yedi dinliyorsa bir iki İyi Partili belki ulaştırırlar Sayın Akşener'e. HDP'yi nasıl dışlarsın diyor ya. Nasıl, hangi akla hizmet ediyorsun sen diyor. O zaman ben senin başka şeylerinden şüphelenirim. Bakın ne diyorum size. HDP'li değil... Fakat 5 vakit namaz aşağı yukarı 55-56 yıldır 5 vakit namazlı kılan bir adam. Hiç diyanete filan sormayın. Açın falanca sure filanca ayet size anında tercümesini yapsın. Yorumlarını hatta birkaç tefsiri de getirsin karşınıza. Öylesine bir adam. Ama hala bakıyorsunuz. Acaba seçimi kazanana kadar cicim mi desem? Ne diyor? Ondan sonra da ben seni tanımıyorum mu desem bakın ne diyor? HDP'yi hoş tutalım, boş tutalım gibi bir anlayışla da hareket etmesin kimse. Yani HDP iyi güzel tamam ama hele şurada dursun falan diyerek seçim, meçim kazanamazsınız kardeşim diyor. Ölümü abartmayın. Kim söylüyor? Emniyet müdürü dayanın ailesini kasıtlı davranmakla suçladı. Emniyet müdürü diyor bunu. Ölümü abartmayın. Neyi abartacağız? Sayın Emniyet Müdürü. Ölüm abartılmazsa yani neyi abartacak? Parmağımızın, tırnağımızın batmasını mı abartacak? Neyi abartacağız? Onu da söyle de yanında. Cizre'de zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Abdülgaffar Dayan'ın amcası Mehmet Said Dayan, ilçe emniyet müdürünün bu emniyetin aracı olduğu için başka taraflara çekiyorsunuz, abartmayın dediğini aktardı. Dayan, emniyet müdürünün aynı olay geçenlerde Nusaybin Caddesi üzerinde de oldu, kimse sesini etmedi dediğini aktardı. Susun diyor yani. Bir devlet memuru hakkını arayan, ölüsünün hesabını soran adama fazla konuşma, sus diyor. Dayan, yeğenim 28 metre sürüklenmiş. 40 dakika yerde kalmış ve ambulans 40 dakika sonra gelebilmiş. Yağmur yağıyordu, her yer su ve çamurdu. O suyun içinde kalmış. Bizim bölgemizde bu tarz kazalar çok oluyor. Bunun önüne geçilmesi ve bunun önlemi bir an önce alınması Sigara bile almaya zırtlı araçla gidiyorlar. Bunun olmaması gerekir dedi. Hemen alttaki büyük fotoğraf birlik ve mücadele kadının garantisidir. Yezidi ve Iraklı kadınlar Şengal'de düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. İki gün sürecek olan çalıştayda kadın soykırımlarına dikkat çeken kadınlar IŞİD'e karşı ortak mücadele içerisinde bulundu. Tilezer kasabasında yapılan çalıştayda konuşan TACE koordinasyon üyesi Riham Heco, kadın kölelik tarihi yazılmamıştır fakat kadın direniş tarihi yazılmayı bekliyor dedi. Ekmek artık aslanın midesine indi. Yakında 5 lira olacak. Onu söylemiştik. 4 lira yapmaya hazırdı fırınlar İstanbul'da. 5'e doğru gidiyor. Daha Dur bakalım ocağın sonu daha yarın da Ocak, öbür gün Şubat başlıyor. Yılın birinci ayında beşten söz ediyoruz. Yılın sonunda kaçtan söz edeceğiz? Unutmazsak ölmezsek şuraya bir işaret koyalım da onu hatırlayalım. İttifak sandık eksenli değil. HDP çağrısıyla bir araya gelen parti ve kurumlardan Halk Evleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve Emep Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan... Demokrasi ittifakının kelimenin gerçek anlamını kazanabilmesi için halkların gerçek sorunlarını geniş kesimleri özne olarak örgütleyebilecek bir ortak program gerekli diyerek ittifakın dinamiğinin kadınlar olduğunun altını çizdi. Geldik Cumhuriyete. AKP'de bitmeyen bakanlık savaşları. Gül'ün istifasıyla kulisler hareketlendi. Sırada dört isim daha var. Adalet Bakanlığı'ndan istifa eden Abdülhamit Gül'ün yerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bekir Bozdağ atandı. AKP kulislerinde Gül'ün ayrılışıyla Numan Kurtulmuş ve ekibinin kaybettiği, Binali Yıldırım ve ekibinin güçlendiği yorumları yapılıyor. İstifa malumun ilamı olarak değerlendiriliyor. İlamı doğru yazılmış. Bunu %90 sorun ilanı derler. Halbuki ilamı. İktidar kanadında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sağlık Bakanı Koca, Tarım ve Orman Bakanı Pak Demirli'nin de görevden alınacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ınsa Çavuşoğlu'nun yerine getirilebileceği belirtiliyor. İbrahim Kalın Dışişleri Bakanı olacak diyor Çavuşoğlu'nun yerine. Enflasyona şahsım ayarı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı. Yerine AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydemir'in damadı Erhan Çetinkaya getirildi. Böylece istatistik kurumunda bir yıldan az sürede dört başkan değişti. Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir dediği için eleştirilen Dinçer'in Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen öncesinde görevden alınması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu şahıs ve ailesi TÜİK bürokratını anında çöpe attı dedi. Adli tıpın başına oğlumun arkadaşı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu ilim yayma vakfı kurucularından Hızır Aslı yüksek atandı. Aslı yüksek Bilal Erdoğan'la birlikte vakfın mütevelli heyetinde görev yapıyor. Yani ilim yayma vakfının başkanı Bilal Erdoğan. O ilmin ne olduğunu merak edip ben de hele şu yayılan ilimden Biraz nasibimi alayım diye kapıyı çalanınız olur mu bilmiyorum. Kapı. Ya siz ilim yayıyormuşsunuz. Hele bir yayın bakalım. Bize de biraz ilim gelsin. Bilal Erdoğan'dan. Babacım Bilal. Bu sansürün sonu yok. Erdoğan milli ve mali, manevi değerlere aykırı yayınlara önlem istedi. Milli ve manevi değerler tırnak içinde tabii. Anayasada yer alan basın hürdür, sansür edilemez ifadesine karşın... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle temel değerler, milli ve manevi değerler, toplum yapısı, milli kültürümüz ya siz gidip Kur'an kursunda tecavüze uğrayan çocuğu saklamaya çalışan kişilerin temel değerleri, manevi değerlerine ben nasıl güvenebilirim de senin söylediğine inanacağım. Nasıl? Ya yani bir şey bir ipucu verin bir şey değil. Hata ettik, özür dileriz. Biz alnı secdeye değiyor diye sahtekarlar da korumuşuz. Ya yani affedersiniz diye bir şey değil. Şimdi çıkıp bunu çıkartıyor. Nasıl olacak bu? Yani kızdığın, seni eleştiren her gazete milli ve malevi değerlere karşı çıkmış olacak. Öyle, öyle değil mi? Tabii. Erdoğan'ın söz konusu genelgesi yandaş medya tarafından hedef alınan Veritük'ün de inceleme başlattığı Fox TV'deki Maske Kimsin Sen adlı programın ardından yayımlandı. CHP'li bayrak tutan anayasaya aykırı dedi. CHP'li özkoç ise ucu açık bir genelge ifadelerini kullandı. Yeni krizler kapıda. Helal kömür tema mega bölge deluat iklim raporlarıyla uyardı. Helal kömür dedim. Heal. Heal, hil, kömür, tema, mega bölge, deluat, iklim raporlarıyla uyarmış. Spotlarla açalım. Pek anlaşılır bir üst başlık değil. Sağlık ve Çevre Birliği'nin hil veya heal diyelim biz ona. 55 yılı kapsayan araştırmasına göre 16 ilde kurulu 30 büyük kömür santralı toplamda 4 trilyon 800 milyar lira sağlık masrafına ve 62 milyon iş günü kaybına neden oldu. Rapora göre santrallar 200 bin erken ölüme de neden oldu. Deluan'ın 2022 CXO sürdürülebilirlik raporuna göre dünya genelinde iş liderlerinin %97'si iklim değişikliğinin kurumlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti. %50'si ise bu durumdan tedarik zincirlerinin zarar gördüğünü vurguladı. Ve Tema'nın raporu. Yeni bir iktisadi kalkınma hamlesi iddiasıyla başlatılan mega endüstri bölgelerinin yer seçim kararlarını inceleyen Tema Vakfı, eşsiz ekosistem alanlarının tehlikede olduğu sonucuna vardı tema bu projelerin sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Enerji zamları asgariyi eğitti. Cebe girmeden buharlaştı. Az önce bir günde de okuduk. Yeni yılla birlikte artırılan maaş ve ücretler enerji faturalarındaki zamlar nedeniyle yurttaşın cebine girmeden eridi. Yaklaşık 45 günde yalnızca enerji faturalarına yapılan zamların farkı toplamda 565 liraya çıktı. Sadece enerjide 565. Ekmek, süt, yoğurt, peynir, zeytin onları saymıyoruz. İnternet el yakacak. İstatistik Kurumu'nun duyurduğu yıllık enflasyon %36,08 olmasına karşın çift maaşı yöneticileriyle gündeme gelen TürkSat internet hizmetlerine %100'e varan zam yaptı. Usta oyuncu, mizah yazarı, aydınlanmacı Müjdat Gezen değinileri ve haftalık yorumuyla Cumhuriyet ailesi de katılıyor. Yarın Cumhuriyet'teymiş. Müjdat Gezen de Cumhuriyet'te ses getireceğe benziyor. Arka sayfada spor var. Spor dedim futbol başka da bir şey. Ha bir de tenis haberi varmış. Avustralya açık tek kadınlarda şampiyonla son kraliçe Barty şampiyonluğa ulaşmış. Avustralya açık tenis turnuvası tek kadınlar finalinde bir numaralı seri başı Ashley Berti, Daniel Collins'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle yani 2-0 yenerek şampiyon oldu. Berti, Christine O'Neill'den 44 yıl sonra Avustralya açığı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmayı başardı. 25 yaşındaki raket Avustralya açıktaki ilk Grand Slam turnuvalarındaki 3 kariyerindeki 15. tekler şampiyonluğu elde etti. Yani 18-19. şampiyonluğuymuş. Eşli Bartin'in. Geldik sözcüye. Dört yılda yedi bakan değişti. Büyük başlık ama daha üstünde onun polisin imkanlarını kullanacak kadar gözleri dönmüş diyor İmamoğlu. Saygı Öztürk'e konuşmuş. İmamoğlu katıldığı yemekle ilgili MOBESE görüntülerine servis edilmesi ve CHP'li başkanların dinlediği iddiası dinlendiği iddiası olacak. Ne harfi düşmüş? Şunları söyledi. Mobese kayıtlarının ortaya çıkarılması mühim bir mesele. Bu olay Adalet Bakanlığı'nın kellesini aldı. Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme getirdiğinde iddia diye yorumlandı. Ama görünüyor ki öyle bir gerçek. Görünüyor ki öyle bir gerçek. Polisin bütün imkanlarını kullanacak kadar gözleri dönmüş. Uğur Dündar medyanın halini özetledi. 50 yıldır gazeteci böyle baskı görmedim. Dündar Demokrasi Arenası programına 5 hafta durdurma cezası verilmesine ekranda tepki gösterdi. Meslekte yarım asrı geçtim. Bu dönemdeki kadar baskıyı hiçbir zaman uğramadık diye konuştu. Bakalım hemen yeri gelmişken adalet bitti bakanı gitti. Necati Doğru 3. sayfada okuyalım. Yoğun bir yoğun kar yağışında kayan kayana istatistik kurumu başkanı gitti. Türk Hava Yolları Başkanı gitti. Adalet Bakanı da gitti. Bekir Bozdağ Adalet Bakanıydı. Adalet bitmişti. Bekir Bozdağ gitmişti. Abdülhamit Gül gelmişti. Gece vakti Gül de gitti. Bozdağ geri geldi. Ne bu? Kedinin kuyruğu mu? Ne bu? Yap boz tahtası mı? Bekir Bozdağ adaletli bir adalet bakanlığı yaptıysa niçin gönderildi? Yapmadıysa niçin yeniden getirildi? Bakanları bırak, atayana bak. Aslında ne Bekir Bozda, ne Abdülhamit Gül'e ve ne de diğer 15 bakana bakan dememek gerekli. Bunlar bakan değiller. Bunlar anayasada yazılan yürütmenin bağımsızlığını ve bağımsız yargıya saygıyı temsil etmiyorlar. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın atadığı adamlar. Adamlar gidiyor, adamlar geliyor. Gece vakti adamlar atılıyor, adamlar alınıyor. Gönderen ve getiren, alan ve atan yerinde duruyor adaletin bitmesinin, Bekir Bozdağ'ın gitmesinin ve yargının iyice bağımsızlığını yitirip Abdülhamit Gül'ün de gitmesinin ve yerine yeniden Bekir Bozdağ'ın gelmesinin buna karşılık adam değiştiricinin aynı yerde duruyor olmasının adaletin rezil hale gelmesinde hiç mi bir bağı bağlantısı yok? Gece vakti göreve atayan, gece vakti görevden affını kabul eden, görüşlerini, sözlerini, davranışlarını beğenmediği birileri gazeteci olur, ses sanatçısı olur, iş adamı olur, muhalefet lideri olur. Onlar için hesabını vereceksin, bedelini ödeyeceksin diye kapıyı açıyor. Adalet Bakanı diye getirilen adam da milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır diye ilgili savcıya hakime hapis kararı almaları gerektiğini ilan ediyor. Partililer, troller, yandaş gazeteleri, yazarları da biz yapalım hukuk arkadan gelsin diye rezil linç girişimi başlatıyorlar. Yargıya emir sözler, tutuklama siparişleri, gece baskınları, içi boş iddianameler, yıldırım hızıyla hapis, sonuç yargı böyle rezil oldu. Gül gitti bozdağ geldi. Ne bu? Siyasi yamyamlık mı? Gelen adam yani bakan da bir tarikattandı. Giden adam yani bakan o da başka bir tarikattandı diye açık açık. İsim isim, eylem eylem yazılıyor. Yani bizim anlayacağımız adaletimizde tarikat üyesi olmuş ve tarikat üyesi oldukları için hakimliğe getirilmişleri sayısı o kadar artmış ki bu tarikatlar arası kıskançlık ve çekişmenin sonucu keskin ağız dalaşları bile yaşanmış. Aynı maklubeye kaşık sallayanlar polemiği yıllarca zihinlerde yer etmişti. Affını istedi gitti Gül. Hatırlandı. Geri geldi bozda bakanlıktan gönderilen gül aynı maklubeye kaşık sallayanlar demişti. Yerine gelen Bozdağ ise ABD'de Pensilvanya'da CIA koruması altında yaşayan Fethullah Gülen için bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymet nutukları atmıştı. Kumpaslarla, sahte belgelerle, düzmece verilerle, mahremiyet ihlaliyle, usulsüz dinlemelerle, mahrem görüntülerle, özel bilgi ifşasıyla, her tür hukuk dışılıkla, Dijital kumpaslarla, haysiyet cellatlığıyla, itibar suikastlarıyla adalet bitti, bakanı da gitti. Geldi Bozd'a. Bozd'a niçin gitmişti? Niçin gece vakti geri geldi? Ne bu? Adam yeme mi? Çatısı çöken kargo binası THY'nin çıktı ikinci yazısı. Tarihli röportaj. Unutkanlığa ilaç. Çatısı çöken kargo binasının İstanbul Havalimanı projesi içinde fakat ...ana terminal yapılarının dışında olduğu ortaya çıktı. Çatısı çöken binayı İstanbul Havalimanı'nı yapan şirketler diye... ...Türk Hava Yolları'nın yaptırdığını ben yeni öğrendim. Türk Hava Yolları bu binayı ana terminal binasının 7 kilometre uzağında... ...kendisine özel olarak tahsis edilen bir alanda yaptırmış. Yeni soruyu sorayım. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nı ölüm orucuna terk edip... ...çok pahalı bir havaalanı yapmaya karar verilirken niçin kargo binası da aynı proje içinde yer almadı? Ve onu takip eden soru, Türk Hava Yolları bu binayı kaça yaptırdı, kime yaptırdı, çatısını niçin çürük yaptırdı? Bu çatısı çöken kargo binası, Türk Hava Yolları Genel Müdürleri ya da Yönetim Kurulu Başkanları Temel Kotil, Bilal Ekşi, Hamdi Topçu, İlker Aycı'dan hangisinin zamanında yapıldı? Çatının çöküşüyle İlker Aycı'nın genel müdürlükten gönderilmesi arasında bir bağlantı var mı? İlker Aycı eşine kırmızı halı döşettiği için gitmemişti. Çatı çökünce mi gitti? Binanın çöküşünü kayda alan video görüntüsünde savrulan çatının altında kalan vatandaş sağ mı? Ölü mü? Yaralı mı? Sahipsiz biri mi? Çatısı çöken binanın yapımında bir çalma çaldırma olup olmadığını araştırmak için İTÜ, ODTÜ, Yıldız Teknik, Boğaziçi Üniversiteleri ile Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nden bir heyetin incelemesine başvurulacak mı? Adalet arka sayfada da Yılmaz Özil'in de konusu. Bir de ona bakalım. Vakit müsait diye okuyorum bunları. Çünkü önümde iki gazete kaldı. Onlarda da başlıkları ikinci bölüme de kalabilir. PKK tanık, TSK sanıkken Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. 17-25 Aralık kepazeliğinde Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. 15 Temmuz'da Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. Sözcü gazetesinde apaçık iddirayla terör örgütü davası açıldı. Bekir Bozda Adalet Bakanıydı. Cumhuriyet Gazetesi'ne apaçık iftirayla terör örgütü davası açıldı. Bekir Bozda Adalet Bakanıydı. CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı. Bekir Bozda Adalet Bakanıydı. Böyle geliyor geliyor Bekir Bozdağ'ın zamanında neler oldu? Herhalde bunlar için açığa alındı diyor. O zaman bakalım nasıl bağlıyor. Sapıklar kanuna uymuyor diye kanunu sapıklara uydurmaya kalktılar. 13-14 yaşındaki kız çocuklarını imam nikahıyla koynuna alan dedesi yaşındaki heriflere af çıkarmaya çalıştılar. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. Düğün demek dernek yapılmış, gelmişler hediyelerini takmışlar, küçüğün rızasıyla yapılmış işler diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dı. Kıza sormuşlar evlenir misin bununla diye. Küçüğün rızasıyla yapılmış. Küçüğün rızası ne zaman da be, o zaman sandalyenin de çocuklar da oyatsın bari. Ve Bekir Bozdağ gene Adalet Bakanı yapıldı. Bana sorarsanız aslında liderimizi ilk defa seçim pozisyonu aldı. Böylece seçim atmosferinin nasıl olacağı da belli oldu. AIDS aşısı yolda. Koronavirüs aşısında ilk kez kullanılan mRNA yöntemi umut oldu. ABD ilaç şirketi Moderna AIDS aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. Bu aşı da mRNA yöntemiyle geliştirildi. 50 bin tırcı başkenti bastı. Nerede? Kanada'da. Başbakan Justin Trudeau'nun ülke dışına çıkacak tır sürücülerine koronavirüs aşısı olmayı zorunlu tutması isyan çıkardı. Aşı olmak istemeyen 50 bin tır sürücüsü toplanarak başkent Ottawa'yı işgal etti. Eyleme Özgürlük Konvoyu adı veren sürücüler araçlarını ana caddelere çekerek kenti felç etti. Protestocular Trudeau'ya yönelik küfürlü pankartlar taşıdı. Başbakan ise konvoyun küçük bir grubu temsil ettiğini söyledi. Ülkesi kabul etmedi, Afganistan'da kaldı. Yeni Zelandalı gazeteci Charlotte Beres, ülkesi koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dönüşüne izin vermeyince Afganistan'da mahsur kaldı. Bel ülkeye girişte 10 gün kalması gereken karantina otellerinde yer olmadığı belirtildi. İtalya'da Sergio Mattarella yeniden cumhurbaşkanı. İtalya'da 24 Ocak'ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dün oylamanın 8. turunda sonuca ulaşıldı. Mevcut cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, koalisyon hükümetini oluşturan 6 partinin talebi üzerine ikinci dönemde de görevi almayı kabul etmesinin ardından 759 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Rusya'dan Ukrayna sınırına kan sevkiyatı Ukrayna'yı işgale hazırlandığı öne sürülen Rusya'nın yaralılar için sınıra kan sevkiyatı yapmaya başladığı iddia edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya saldırmayacağını söylüyorsa bunu kanıtlamalı dedi. Ba 2 omikrondan bir buçuk kat daha bulaşıcı. Koronavirüsün önceki türlerine göre çok daha hızlı yayılan omikron varyantı dünyada vaka sayılarının rekor üstüne rekor kırmasına yol açtı. BA1 olarak kodlanan omikronun alt varyantı olarak ortaya çıkan BA2'nin ise bir buçuk kat daha bulaşıcı olduğu belirtildi. Danimarka'daki Staten Serum Enstitüsü BA2'nin veya BA2 diyelim daha şiddetli olduğuna dair bulgu olmadığını vurguladı. Danimarka'dan karşılık geliyor. Hayır öyle bir bulgu biz elde etmedik diyorlar. Rusya nüfusu 1 milyon azaldı. Rusya nüfusu düşüş rekoru kırdı. Federal İstatistik Servisi'ne göre 2021'de nüfus 1 milyon 40 bin azalarak 145,5 milyona geriledi. Bu sayı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana görülen en yüksek düşüş oldu. 2021 yılında ise nüfus 688 bin 700 kişi azal azalmıştı. Rahibe fazla çan cezası. İtalya'nın Floransa kentinde kilisenin çanlarını yarım saatte bir çalan rahibe 2000 euro para cezası kesildi. Ayrıca çan çalınacak saatleri de saatlere de kısıtlama getirildi. Çan 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 diye milletin kafasını şişirmeyin diyor. Bizde hiç denetim yok. Evlerin, mahallenin ortasında köküne kadar. yav camlar sallanıyor kardeşim. Bak ben bunu söylemiyorum. Yani yandaş bir gazetenin yazarı Yeni Şafak'ta adam dedi ki... ...kardeşim milleti dininden, imandan soğutacaksınız. Ya şunun sesini biraz kısın camlar sallanıyor, macunlar döküldü dedi ya evdeki. Yani bir arkadaş da diyor ki... ...pıtır pıtır okudukça bağırdıkça camlar zangır zangır. Zuhurat Baba da yerinde söyleyeyim. Caminin adını bilmiyorum. Camın macunları diyor dökülüyor artık diyor. Eski bir ev ama... Bu nasıl bir volüm, nasıl bir hacimle geliyor ses? Ne? Halbuki böyle tatlı tatlı sabah esintisiyle veyahut da kar yağarken uzaktan uhrevi bir şekilde gelen e, imana getirir adamı ya. Yani yapmayın ya kardeşim böyle. Şey mi bu diskotek mi bangır bangır camlar zangır zangır sallar. E hastası var bebeği var. Çocuk zaten altı buçukta kalkıp okula gidecek. E sen onu 6'da, 5.45'te artık mevsimine göre daha erken uyandırıyor. O çocuk için yarım saat uyku ne demek biliyor musunuz? E bu adam dindar yetişsin diyorsun. Yetişmez ki. Böyle yaparsan da en baştan zaten soğutuyorsun. Yani dini inançları soğutmayla mı görevlisiniz bilmiyorum. Be. O da mümkün tabii. Efendim yeni çağ. Efsane geri döndü, Bozdağ bakan oldu. Efsane tırnak içinde elbette. Görevden affını isteyen Abdülhamit Gül'ün yerine getirilen Adalet Bakanı'ndan yeniden getirilmesinin ardından Bekir Bozdağ'ın geçmişteki unutulmaz icraat ve söylemleri de gündeme taşındı. Bakalım neymiş? FETÖ liderine böyle övgüler yağdırmıştı diyor. Cinsel istismar tezi ülkeyi ayağa kaldırdı da ülkeyi ayağa kaldıran, tecavüzcülere af getiren düzenleme ile ilgili küçüğü rızası diyerek çocuğun kendi iradesiyle karar alabileceğini iddia etmiş. Bunlar cinsel suçu zorla işlemiş değiller. Ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler ifadesini kullanmıştı. E Bekir Bozda yani ben sana ne diyeyim? Çıkma karşıma, elini uzatma, ben sıkmam. Tamam, söylüyorum peşin. Erdoğan ve ailesi TÜİK bürokratını da çöpe attı. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun az önce okuduğumuz burada da birinci sayfada. Karanlıktaki otoriter ittifak zarar veriyor. Kim söylüyor? Babacan. Adalet Bakanlığı ve TÜİK Başkanlığı'ndaki atamalara böyle tepki göstermiş. Tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke bu kadar olur. TÜİK Başkanı görevden alınıyor. Sebebini bilen yok. Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar veriyor dedi. AKP oyları iyi Parti'ye yarayacak. Kamuoyu araştırma şirketi MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP'den kaçan oyların CHP'ye gitmeyeceğini belirterek oyların çoğu İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin dedi. 2022 yılı iflas yılı olacak. İktidarın elektron, e, iktidarın ekonomik krizi anlayamaması nedeniyle zamanında önlem almadığını vurgulayan Profesör Şenol Babuşçu şöyle konuştu. AKP iktidarı önümüzdeki yılların parlak olacağını söylese de sosyal ve ekonomik sorunla karşı karşıya kalacağız. Enerjide kademe yükseltilsin talebi. Test Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji kullanımında %127 olan zam uygulama sınırının konutlarda 150 değil en az 400-500 kWh saat olması gerektiğini belirterek bakanlığı uyardı. Kademeyi yükseltin diyor. Yani 150 çok az, biraz daha yükseltin. Ben de onu diyorum Bendevi Palandöken, her konuştukça bunu bana söylemeyin Bendevi Bey. AKP milletvekili olan oğlunuza söyleyin, o da götürsün. Milletvekillerine mi söyleyecek? Tayyip Erdoğan'a mı? Kim karar verecekse? Elbette ki o karar verecek yani. Tarım kredi yüzde altı ile kredi alıp üreticiye yüzde onla kullandırıyor. Görevinden istifa eden Amasya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Erşahin, Ziraat Bankası'ndan çiftçiye dağıtacağım diyerek yüzde altıdan kredi çekip çiftçiye yüzde onla dağıtıyorlar dedi. Yüzde dört de kasaya Hacı Baba. Anıt mezar meclise taşındı. CHP'li Özgür Karabat, Kızı, Kuzey Kıbrıs'ta külliye yapımı için bütçe ayıran AKP iktidarının Rauf Denktaş'ın anıt mezarını 10 yıldır safsatladığını belirtip konuyu meclis gündemine taşıdı. Arka sayfada ne var? Köpek balığı saldırıları artmış. Nerede acaba? Köpek balığı saldırıları geçen yıl 2020'ye göre artışa geçti. Uluslararası Köpek Balıkları Saldırı Merkezi'nin böyle bir merkez varmış. Açıkladığı rapora göre 2021 yılında 73 köpek balığı saldırısı oldu. 11 kişi hayatını kaybetti. Florida merkezli kuruluşa göre köpek balığı saldırısı nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke Avustralya. Bir yılda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarını yaşandığı diğer ülkeler Yeni Zelanda, Amerika, Brezilya ve Güney Afrika oldu. Salgın dönemi 10 yılın en düşük seviyesindeydi. 2020 yılında salgına yönelik önlemler nedeniyle 10 yılın en düşük köpek balığı saldırısı kaydedilmişti. Bir yılda 52 kişi köpek balığı saldırısına uğramıştı. 70 yıl ehliyetsiz araba kullandı. E altın madalyayı hak etmiş yani. Kaç yaşında başladın abi? 14 yaşında başlamış. İngiltere'deki 84 yaşındaki sürücü... Bir süpermarket yakınında durduruldu. Polis memurları adamın 70 yıl ehliyetsiz araç kullandığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Nottingham bölgesindeki Balwell'de devri devriyedeki polisler durdurdukları bir otomobil sürücüsünden ehliyet ve sigortasını istedi. Ancak adamın 70 yıldır hiç ehliyeti ve sigortası olmadığını öğrenince u şaşkına uğradı. Şoför rutin kontrol yapan polislere 12 yaşından beri ehliyetsiz ve ruhsatsız araç kullandığı ifade etti. O zaman 84 olmaz ki 82 olur. Hangisi doğru acaba? Polis tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında kimliğe açıklanmayan şoförün 1938 doğumlu olduğu, olduğu da belirtildi. Ekip şükürler olsun ki daha önce hiç kaza geçirmedi. Kimseyi yaralamadı ve sigortasızken onlara vurarak kimseyi maddi olarak kaybetmedi dedi. Eybe tabi hatırla gönülle, parayla ehliyet dağıtılan ülkelerdekiler bundan örnek alsın. Adam ehliyetli ama en ufacık bir kazası bile yok. Peki efendim bu sayfa açık bırakalım. Süremiz dolmuş. İkinci bölümde devam ederiz kısa bir aradan sonra.